3. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı sayfa 130. 5. tema sorularıyla birlikteyiz. Aşağıda Cumhuriyet'in bizlere kazandırdığı ile ilgili görseller verilmiştir. Verilen görsellerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkartılamaz? Soyadı kanunu ile her aileye bir soyadı verilmiştir. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi Mustafa Kemal'e Atatürk soyismi verilmiştir. A şıkkı yapılır. Seçimlerde kadınlara da oy kullanma hakkı verilmiştir. Birinci görselde bakın kadınlar da yine oy kullanıyor. İkinci şıkkımız da doğru. Okullarda herkese okuma yazma öğretilmeye başlanmıştır. Evet, okullarda okuma yazma öğretilmeye başlanmıştır. Doğru. Ancak yerleşme ve seyahat özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alınmış maddesiyle ilgili bir resim bulunmamaktadır. 2. Ailesiyle Bursa gezisine katılan Özüm, görsellere verilen yerlere ziyaret gitmiş. Özüm ailesinin ziyaret ettiği numaralı şehirlerden hangileri doğal güzelliklerimizdendir? Yeşil Türbe yapaydır. 1 numara olmayacak arkadaşlar. 2. Karacabey Longozu ya doğal çevredir. 2 numara olacak. 3. Uludağ doğaldır. 3 de mutlaka olacak. D şıkkını bildik. Zaten cevabımız çıktı. Cumalı Kızık yapaydır. Su uçtu şelalesi doğaldır. Tophane yapaydır. Cevabımız C şıkkı. 3. soru. Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesine de görmesi ve bilmesi gereklidir. Atatürk'ün bu sözü onun hangi kişilik özelliği ile ilgilidir? Ufku görmesi dediği için arkadaşlar Atatürk'ün ileri görüşlülüğüne örnektir. 4. Türk milleti tarih boyunca büyük depremler, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü gibi önemli olaylar yaşamıştır. Buna göre Türk milleti hangi özelliği sayesinde yaşadığı bu olayların üstesinden gelmiştir. Milli birlik ve beraberlik duygusuyla üstesinden gelmiştir. Cevabımız D şıkkı. 5. Yakın çevremizdeki yönetim birimleri ve bu birimlerin yöneticileri tabloda verilmiştir. Hangisi doğrudur? Bakalım A şıkkına. İl vali diyor. Doğru. İlçe. İlçeyi yöneten arkadaşlar belediye başkanı değil, kaymakam olacak. A şıkkı yanlış. B'ye bakalım. İl vali. Doğru. İlçe kaymakam. Doğru. Belediye. Belediye başkanı doğru. Köy ve mahalle. Muhtar. Doğru. Doğru cevabımız B şıkkında bulduk. Diğer soruyla devam edelim. Sayfa 133, 6. soru. Elif isimleri yazılı kişiler hakkında araştırma yaparak aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. Buna göre Elif'in ulaştırdığı bu kişilerin ortak özelliği hangisidir? Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu. Engin Arık, bor ve toryum madenine ilgili çalışma yapan bilim insanı. Nene Hatun, Rusların Erzurum'u işgaline karşı direniş sergileyen kadın kahraman. Aziz Sancar, kimya alanındaki çalışmalarıyla Nobel ödülünü alan bilim insanı. Aynı zamanda dilim içinde yaşamışlardır. Farklı. Buradaki Nene Hatun, Kurtuluş Savaşı döneminde yaşadığı için farklı. Ve çeşitli bilimsel araştırmaya katılmışlardır. Buradaki Nene Hatun, bilimsel araştırmaya ilgisi yok. Yaptıkları işlerde ülkemize hizmet etmiştir. Evet, hepsinde ülkemize bir faydası olmuştur. Doğru. Kurtuluş Savaşı'nda ülke savunmasını bulmuşlardır. Sadece Nene Hatun olacak. Sadece C şıkkına ulaşabiliriz. 7. Milli birlik ve beraberliğin olduğu toplumlarda ifadelerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Evet, bir toplumda milli birlik ve beraberlik varsa insanlar huzur içinde yaşarlar. 1 numara mutlaka olması gerekiyor. Acılar paylaşılarak azalır. 2 numarada olması gerekiyor. Sevinçler paylaşılarak artar. Evet, acılar paylaşılarak azalırsa sevinçler de paylaşılarak tabii ki de artar. 1, 2, 3 mutlaka olacak. 4'e bakalım. Toplum hedeflerine ulaşır. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkında. Hepsi olması gerekiyor. 8. Yukarıdaki verilen yöneticiler ve bu yöneticilerin görev alanlarını eşleştirelim. Vali, il, kaymakam, ilçe, muhtar, köy. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. 9. Cumhuriyet yönetimiyle birlikte halkımız çeşitli hak ve özgürlüklere sahip oldu. Hangisi bu haklardan biri değildir? Eğitim, seyahat, seçme ve seçilme bu haklardan biridir. Oyun oynama Cumhuriyet'in getirdiği haklardan birisi değildir. 10. Yukarıdaki müzeler hangi ilimizde
bulunmaktadır. Cumhuriyet Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi. Anıtkabir dediği için arkadaşlar başkentimiz Ankara'dır. 11. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okullarda ortak kullandığımız malzemeler gerektiği gibi kullanıldığında meydana gelebilecek durumlardan değildir? Okulumuzda hem sınıf arkadaşlarımızda hem de diğer öğrencilerle ortaklaşa kullandığımız malzemeler vardır. Tüm öğrencilerin kullanabilmesi için bu malzemelere zarar vermemeleri sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Malzemeler kullanılmayacak duruma gelir. Evet, malzemeler gerektiği gibi kullanıldığında malzemeleri temiz kullanarak yerine bırakılmış olur. Bunlardan birisi değildir. 12. Milli birlik ve beraberlik bir arada yaşayan insanların vatan için en küçük bir olayda bile kenetlenip birbirine yardım etmesi demektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve beraberliğimizin toplum hayatına sağladığı katkılardan değildir? Ülkenin devamını sağlar. Doğru. Toplumsal dayanışma ve işbirliği sağlar. Faydalarındandır. Doğru. Toplumu bir arada tutar. Doğru. Toplumda geleneklerin unutulmasına sebep olur. Bu bilgi yanlış. 13. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde birçok alanda değişiklik yapılmıştır. Aşağıdaki hangisi bu değişikliklerden biri değildir? Latin alfabesi kullanmaya başlamıştır. Doğru. Kadınlara seçilme hakkı verilmiştir. Doğru. Soyadı kanunu ile herkesin bir soyadı verilmiştir. Doğru. Ancak sadece 18 yaş üstü bireylerin sağlık hakkından yararlanması, bu bilgi yanlış. Tüm bireylerin sağlık hakkından yararlanması hakkı vardır. 14. Buradaki doğal yerleri eşleştirmemiz gerekiyor. Karşısında nerede bulunduğunu. Erciyes Dağı Kayseri'de bulunur. Peri Bacaları Nevşehir'dedir. Pamukkale travertenleri Denizli'de bulunur. Hangisi dışarıda kaldı arkadaşlar? Buradan Antalya dışarıda kaldı. Cevabımız B şıkkı. 15. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda çalışma arkadaşlarının görüşleri dinlemiş ve onların fikirlerini önemsemiştir. Bu cümlede Mustafa Kemal'in hangi özelliğinden bahsedilmektedir arkadaşlar? İşbirliğine önem verdiği, diğer arkadaşlarının fikirlerine önem verdiği ortaya çıkar. 16. Ali'nin anneannesi milletvekili olma için başvuru yapmıştır. Ali'nin anneannesinin bu başvuruyu yapmasını sağlayan vatandaşlık hakkı seçme ve seçilme hakkıdır. 17. Engin Arık aşağıdaki çalışmalardan hangisini yaparak ülkemize katkıda bulmuştur? Yukarıdaki başka sorularda Engin Arık'la ilgili bilgi verilmişti. Engin Arık arkadaşlar bor ve toryum madenine ilgili yaptığı çalışmaları vardır. Cevabımız C şıkkı. 18. Buradaki bilgileri eşleştirdiğimizde nasıl bir tablo ortaya çıkar? Ailemize karşı sorumluluklarımız, aile büyüklerimize yardım etmek, kendimize karşı sorumluluklarımız, dengeli ve düzenli beslenme, okula karşı sorumluluklarımız, okul ve sınıf eşyalarını korumak, çevremize karşı ise hayvanları ve doğal çevreyi korumak olarak eşleştirdik. Uygun şıkkı alttan bulalım. 19. Metehan büyüdüğünde yaşadığı ili yönetmek isteyen bir yönetici olmak istemektedir. Evet, yaşadığı ili yönetiyor. İli yöneten kişi validir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 20. soru. Doğru yanlış olarak yapalım. Piknik alanlarında dilediğimiz gibi ateş yakabiliriz. Dilediğimiz gibi ateş yakmak yanlıştır. Belli alanlarda güvenlik kontrolleri içinde yapmamız gerekiyor. Bu bilgi yanlış. Otobüs durakları ortak kullanım alanlarıdır. Doğru. Okula gittiğimiz servis araçlarını temiz tutmalıyız. Doğru. Yanlış. Doğru. Doğru. Cevabımız A şıkkında vardır. 21. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın da çalışma arkadaşlarıyla işbirliği yapmıştır. Düşman ne kadar güçlü olursa olsun mücadeleyi bırakmamıştır. Türk milletini zafere inandırmıştır. Burada Atatürk'ün hangi kişilik özelliği değinilmemiştir? Çalışma arkadaşları işbirliği yapmış arkadaşlar. İşbirliğine önem vermesi var. Düşman ne kadar güçlü olursa olsun mücadeleyi bırakmamıştır. Yani kararlıdır. Türk milletini zafere inandırmıştır. İnandırıcı olması var ancak planlı olmak yok. 22. Buna göre Mehmet Akif Ersoy'un hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Mehmet Akif Ersoy, milli mücadeleye en büyük katkı sağlayan kişilerdendir. Her ne kadar cephede savaşmamış olsa da cephe gerisinde halkı mücadeleye inandırmış,
O ruhu halka vermiş ve başarılı olmuştur. Vatana karşı olan sevgisini her konumada dile getirmiş. Evet, vatansever olması. İstiklal Marşı onun vatan sevgisinin en büyük göstergesidir. Evet, burada arkadaşlar vefalı olması, azimli olması, vatansever olması varken Mehmet Akif'in dürüstlüğü ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. 23. Buna göre Sibel'in bahsettiği kişi hangisidir? Savaş pilotu olarak büyük bir başarı kazanmıştır. Savaş pilotu olan arkadaşlar Sabiha Gökçen. 24. Selma Hanım Cumhuriyet'in getirdiği hak ve özgürlüklerin hangileri sayesinde belediye başkanı olmuştur? 1. Halkın yönetime katılması. Evet, halkın yönetime katılması Cumhuriyet rejiminin bir özelliğidir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi bu sayede belediye başkanı olabilir. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün devlet güvencesi altına alınması. Seçimle yerleşme ve seyahat hakkının bir ilgisi yok. Doğru cevabımız 1 ve 2. 25. Tarihimizde halkımızın milli birlik ve beraberlik içinde kazandığı zaferlerden bazıları şunlardır. Çanakkale Zaferi Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Buna göre bu zaferlerin kazanılmasında en önemli etkin Atatürk'ün hangi sözüyle açıklanabilir? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Burada ilimden bahsetmiş. Öğretmenler yeni nesil öğretmenlerin öneminden bahsetmiş. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Evet, cevabımız C şıkkında bulduk. 26. Buna göre oyun oynayan çocuklar Ahmet'in uyum sağlamasını kolaylaştırma için davranışlardan hangilerini sergilemelidir? Ahmet Türkiye'ye yeni gelmiş göçmen bir ailenin çocuğu. Yeni taşındığı mahallenin oyun parkında çocuklar oynarken onlara katılmaya istemektedir. Fakat Türkçe konuşamadığı için bu isteğini çocuklara anlatamamaktadır. Ayrıca çocukların oynadığı oyunun kurallarını bilmediği için çekingen bir şekilde kenarda izlemekteymiş. Onunla iletişim kurmaya çalışmalılar. Onu oyuna davet etmeliler. Ona karşı anlayışlı olmalılar. Evet, bunların 3'ü de olması gerekiyor. Cevabımız 1, 2, 3. 27. Aşağıdaki yaptığı çalışmalarla ülkemize katkı sağlamış kişiler verilmiş. Bunları eşleştirelim. Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk kadın pilotu. Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel ödülü alan kişi. Zihni Derin, çay üretimini başlatan kişi. Jale İnan, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. 2 ve 3 doğru iken 1 ve 4 yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. 28. Köy ve mahalleyi yönetir. Köy ve mahalleyi muhtar yönetir. B ve D şıkkını attık. İlçeyi kaymakam yönetir. İli vali yönetir. Cevabımız C şıkkı. 29. Yönetim şekillerinin bazıları aşağıda belirmiştir. Buna göre hangileri? Cumhuriyet yönetimine aittir. Kararları padişah alır. Cumhuriyet yönetiminde padişah yoktur. Bir numarayı attık. Yönetim babadan oğula geçer. Padişahlık döneminde olan bir yönetim şekli. 2 numarada olmayacak. Yönetimde söz sahibi halktır. Seçme ve seçilme hakkı vardır. Cevabımız D şıkkı. 30. Buna göre göç etmiş insanların ülkemize uyum sağlamaları için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Yaşantılarına saygı duymalıyız. Evet, onlar farklı bir ülkeden geldiği için farklı yaşayış şekilleri olabilir. Doğru. İletişim kurmaktan çekinmeliyiz. Yanlış. Onlara karşı anlayışlı olmalıyız. Doğru. Kültürümüze uyum sağlamalarını desteklemeliyiz. Yardımcı olmalıyız. Yanlış olan yapılmaması gereken B şıkkı. 31. Yukarıda kendini tanıtan kişi. Ben seçimde göreve geldim. Köyümüzün sorunlarına ilgilenim. Köyün sorunları yöneticisi muhtardır. 32. Erciyes Dağı Uşak'tadır. Erciyes Dağı Uşak'ta değil, Kayseri'dedir. Hasan'ınki yanlış. Sümele Manastırı Trabzon'dadır. Doğru. Sultanahmet Camisi İstanbul'dadır. Pamukkale Denizli'dedir. Yanlış olan Hasan. 33. Yurdumuzun gelişmesi ve güçlenmesi için herkes üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. Buna göre vatanı ve milleti seven bireyler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Çevreyi temiz tutmak. Doğru. Doğayı ve hayvanları korur. Doğru. Kaynakları bilinçli şekilde kullanır. Doğru. Ortak kullanım alanına zarar vermek. Yanlış. Cevabımız D şıkkı.
34. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım alanında uyulması gereken davranışların adıdır? Otobüs koltuklarını yazıya yazmak, yanlış. Teneffüslerde sınıftan koşarak çıkmak, yanlış. Piknik sonrası çöpleri masada bırakmak, yanlış. Parktaki spor aletlerini dikkatli kullanmak, doğru. 35. Buna göre verilen bilgilerden hangisi ne değinilmemiştir arkadaşlar? Hangisi dışarıda kalacak? Bakalım. Cep Herkül dediği arkadaşlar Naim Süleymanoğlu. Kimya alanındaki Nobel ödülü olan Aziz Sancar. Çay üretimi sağlayan Zihni Derin ve Vecihi Hürkuş'la ilgili bilgi verilmemiştir. 36. Ülkemize hizmet etmiş bazı kişilerin sağladığı katkılar var. Buna göre hangisinde hangi bilgi verilmemiş diyor arkadaşlar. Bakalım Erzurum'un işgali sırasında direnen kişi yani Hatun'da. Borbatorium'la ilgili çalışma yapan Engin Arık'tı. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı Vecihi Hürkuş'tu. Nuri Demiral'la ilgili bilgi yoktur. 37. Mustafa Kemal'in özelliklerini yazalım. Evet, Atatürk'ün kişisel özelliklerden bazıları vatansever, lider, çalışkan, azimli, barışsever, çok yönlü, dürüst ve ileri görüşlü bazı özellikleridir. 38. Buradaki verilen kelimeler ile anlamlı ve kurallı cümleler yazalım. Evet, 38. soruda karışık olan verilen kelimeleri düzenledik. Derslerimize çalışmak sorumluluklarımız arasındadır. Amacımız ülkemizi daha ileri taşımak olmalıdır. Ailemize ev işlerinde yardımcı olmalıyız. Aile içinde alınan kararlara uymalıyız. 38. Aşağıdaki tabloya ülkemizde bulunan yönetim birimleri ve bu yönetim birimlerinin yöneticileri yazılmıştır. Tablo içerisinde yer alan yönetim birimleri ve yöneticiler örnekteki gibi boyarak bulduğunuz kelimeleri aşağıya yazınız. Burada kaymakam ve mahalleyi bulmuş. Diğerlerini de biz bulalım. Belediye var arkadaşlar. 3 numaraya belediye yazabiliriz. 4 numara vali, vilayet il veya şehir anlamındadır. Vilayet en üstte kaymakamın altında kasaba var. Kasaba köylerin büyüğü, ilçenin küçüğüne biz kasaba diyoruz. Muhtar var hemen kasabanın altında. Köyleri ya da mahallelerin sorunlarını gideren yöneticisi muhtardır. Valinin altında ilçemiz var. 8 numaraya da ilçe yazdık. Burada beldemiz var. Belde kasaba demek. Ve en son köy, şurada arkadaşlar, buraya da son olarak 10 numaraya köy yazabiliriz. 40. soru, bulmacayı birlikte çözelim. Türk Kağıt Sanayicisi'nin kurucusu, evet Türk Kağıt Sanayisi arkadaşlar, Mehmet Ali Kağıtçı, buraya Mehmet Ali. Fareli yazmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Mehmet Ali Kağıtçı. İki numara. Bor ve toryum madenleri ile ilgili çalışma yapan bilim insanı. İki numarayı hemen bulalım. İki numara Engin Arık. Üç numaraya bakalım. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan. 4 numaraya baktık. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurucusu. Evet, 4 numara Nuri Demiral. 5 numaradaki sorumuza bakalım. 2015 yılında Nobel ödülü alan Aziz Sancar. Bulmacamızı da bu şekilde yaptık.
41 boşluk doldurma. İlçemizdeki yönetim birimini kaymakamlık yöneticisi ise kaymakamlığı yöneten arkadaşlar kaymakamdır. 1 numara kaymakam. 2. Ülkemizin yönetim şekli. Ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyet. 3. Öğrenci olarak ailemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız vardır. 3 numara sorumluluklarımız. 4. Birçok insanla birlikte kullandığımız alanlara ortak kullanım alanı. 4 numara ortak kullanım alanı denir. 5. Ülkemize çay üretimini ilk başlatan kişi zihni derindir. 5 numara. 6. Kurtuluş Savaşı milletimiz hangi duyguyla ile kazanmıştı? Milli, birlik ve beraberlik. 6 numara. 7. Atatürk'ün kişisel özelliklerinden birisi çalışkan olmasıdır. 7 numara. 8. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. 9. Cumhuriyet'in ilanından sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. 9. 10. İnsanlar eskiden kullandıkları araç ve gereçlerin sergilendiği yerler müze. 10 numara. Numarasına göre boşluklarımızı dolduralım. 42. Ülkemizde bulunan doğal ve tarihi güzellikler görselde verilmiştir. Bunların altına doğal ya da tarihi güzellik ifadelerini yazalım. Peri bacaları doğal D ile yazdım. Doğal olarak yazabilirsiniz. Süleymaniye tarihi. Nemrut Dağı doğal. Fethiye Muğla doğal olarak verilir. Van Gölü doğal. Sümele Manastırı tarihi. Kasımiye Medresesi tarihi. Pamukkale travertenleri doğaldır. 43. soru. Atatürk'ün kişisel özelliklerinden uygun olanı yazınız. Atatürk Çanakkale Savaşı'nda düşmanı hangi bölgeden saldıracağını önceden düşünmüş. Evet, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü. İleri. İkinci soru. Atatürk karşılaştığı zorluklara rağmen kararlı. Üçüncüsü vatansever. Dördüncüsü çok yönlü. Beşincisi açık sözlü olması, altıncısı çocukları sevmesi, çocuk sevgisi ve yedincisi barışsever olması Atatürk'ün kişisel özelliklerinden bazılarıdır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.